olsun. Senin damarlarında Demirhanlı kanı akıyor. Soyuna ihanet edemezsin. Artık bir önemi yok. Demirhanlı olmak senin yaptıklarını yapmaksa... ben artık bir Demirhanlı değilim. Soyadımdan vazgeçerim dedi. Artık hiçbir zaman bir Demirhanlı olamayacağım. Olma ihtimalim mi kalmıştı Eda? Konuşturma beni şimdi. Ay dilimi eşek arısı soksun. Boşanma falan olmayacak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama böyle konuşmamıştık. Biz bir karar aldık. Psikolog da Ali'nin iyi olduğunu... Boşanmak istemenin gerçek nedenini biliyorum. Nasıl? Annemin seni gitmeye mecbur bıraktığını biliyorum. Onun sana söylediği sözler yüzünden boşanmak istiyorsun. Anne ne oluyor? Abim neden bu kadar öfkelendi? Sebebi Hira değil mi? Onu üzecek bir şey yaptım ve abim öfkeden delirdi öyle mi? Anneciğim. Ne olur susma. Neler olup bitiyor anlatır mısın lütfen? Konuşmak istemiyorum Nurşah. Lütfen beni yalnız bırak. Anneciğim. Bak kabul etmek istemiyorsun belki biliyorum. Ama onlar birbirlerine aşıklar. Ve aşk ne soyadı tanır ne kural bilir. Aşk her şeyin üstünde bir duygudur. Karşısında durmak nafile. Eminim abim de böyle bir kararı vermek zorunda kaldığı için mutsuz olmuştur. Onu buna mecbur etme ne olursun. Çünkü en iyi sen biliyorsun. Yaparım derse yapar. Söz vermişti bana Musa. Sana bir şey anlatmayacaktı. Ona kızma. Doğru olanı yaptı. Benden saklayarak hata eden sensin.
Biz bir yola çıktık seninle. Önümüze illaki çukurlar, tümsekler çıkacak. Önemli olan sorunların üstesinden birlikte gelebilmek. Çünkü yoldaş olmak bunu gerektirir. Bunu unutacağız. Hiç yaşanmamış sayacağız. Sen de bundan sonra ne olursa olsun gelip bana söyleyeceksin. Anlaştık mı? Ne oldu? İçine sinmeyen ne? Az önce Afife Hanım'a söylediğin şey. Gerçekten vazgeçecek misin soyadından? Sen bunları düşünme. Ben ne gerekiyorsa onu yapacağım. Benim yüzümden annenden kopmanı hiç istemem. Sadece bunu bil. Aliço'ya sözüm vardı. Akşam yemeğini yatta beraber yiyeceğiz. Yani hiçbir şey olmamış gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abime kızma anne. Çünkü o tıpkı sana benziyor. Bazen şu an olduğu gibi esip gürleyip ortalığı dağıtıyorsunuz. Ama durulmak için onu anlamak zorundasın. Abim Hira'yı seviyor. Ve senden istediği tek şey ona saygı gösterme. Anne. Ne olur, bir kerecik abimin yüreğine kulak ver. Duy onu, yalvarırım sana. Beni yalnız bırak. Ben de bir Demirhanlı olmayacağım. Soyadın senin olsun. Ben gerekirse soyadımdan bile vazgeçerim onun için. Demirhanlı olmak senin yaptıklarını yapmaksa ben artık bir Demirhanlı değilim. Gerekirse soyadımdan bile vazgeçerim onun için. Kör faresi için soyadını bile bırakmaya razı. Nasıl aşık ona? Nasıl seviyor onu? Görüyorsun değil mi anne? Sanki o çöl kaktüsü dikenlerini batırıp batırıp büyülemiş onu. Yeter Eda. Toparla kendini. Olan oldu. Ağlama artık. Kabullen. Her şeyi denedik. Olmadı. Biz de yolumuza bakacağız. Yeni evimize taşınıp yeni bir hayat kuracağız kendimize. Ben
Belki sen de başka birisini seversin ha? Dünyada Orhun'dan başkaları da var. Başka birisi mi? Anne sen ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama Afife Hanım, o ne yapacak? O kadar çok şey oldu ki. Müsait misin kardeşim? Söz vermiştin bana. Hani söylemeyecektin? Söz vermesini verdim de ama olmadı işte. Tutamadım kardeşim. Yani sen ayrı üzülüyordun. Enişte de ayrı kahroluyordu. Giyemedim ikinize ne yapayım? Bakma öyle kırgın kırgın. Kurbanlık olayım, valla. Eniştem çok üzgün olmuştu. Bu gözlerimi gördüm. Yani tabii sözümde duramadım. Ama sizin için duramadım. Affet beni. Ne oluyorsun? Tamam, üzülme. Valla, affettin mi gerçekten? Hı hı. Oh, çok şükür. Uçugun kefari orucu tutarım. Allah'ım. Yani kardeşim evliliğini kurtarmak için tutmadım. Yeminimim Allah'ım. Sen de biliyorsun. Affet beni. O zaman evlilik teklif işi ne olacak? Unut o işi Musa. Şu anda zaten çok huzursuzum. Evlilik teklifi falan yok. Anma bir daha. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepsi bu. Peki, siz bilirsiniz kardeşim. En iyisi hakkınızı hayırlısı diyelim. Ben de yardım edeyim mi? Çabucacık yerleştireyim eşyalarını. Yok gerek yok, sen işinden kalma. Birkaç parça zaten ben hallederim. Madem öyle diyorsan, tamam ben gittim. Tamam. Çünkü artık ben de bir Demirhanlı olmayacağım. Soyadın senin olsun. Ben gerekirse soyadımdan bile vazgeçerim onun için. Git önce bir elini yüzünü yıka, sakinleş. Daha sonra da bahçeye çık, bol bol nefes al içine, tamam mı? Gevşe, rahatla. Birkaç telefon görüşmesi yapacağım evle ilgili. Sonra yanına gelirim. Tamam mı kızım?
Bir anne kendini çocuklarının mutluluğuna adar. Aldığı her nefeste, attığı her adımda tek gayesi çocuklarının mutluluğudur. Ben de şimdiye kadar ne yaptıysam çocuklarımın mutluluğu için yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Kabul ediyorum. Sana söylediklerimde biraz ölçüyü kaçırmış olabilirim. Her neyse, uzun lafın kısası. Madem kararınızda ısrarcısınız, o zaman evliliğiniz daim olsun. Evliliğiniz daim olsun dedi o. Evliliğiniz daim olsun dedi. İyi bir şey söyledi. Evet, iyi bir şey söyledi. Boşanma falan olmayacak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Evet. Evet, evet. Yemek bu akşam için. Kolay gelsin. Şey olmuş. Anlat hadi dinliyorum. Afife Hanım az önce odaya geldi. Yine mi? Ne yaparsam yapayım, ne söylersem söyleyeyim vazgeçmeyecek. Bu defa neymiş derdi? Yok, öyle düşündüğün gibi değil. Gayet iyi niyetliydi. İyi niyetliydi.
Emin misin? Yaptıkları da söyledikleri de ortada. Sana öyle gelmiş olmasın. Kendince büyük bir adım attı. Samimiydi. Ben inandım. Çok önemli bir şey söyledi hatta. Ne söyledi? Evliliğiniz daim olsun dedi. Evliliğiniz daim olsun dedi. Öyle mi? Zor da olsa sonunda gerçeği kabul etmesine sevindim. Ben haberin olsun istedim. Sen işlerinle ilgilen. Ben seni tutmayayım. Gerçeği kabul etmesi dedi. Evliliğimize gerçek dedi. Sadece anlaşmamız böyleydi. Yani Ali için böyle davrandık. Sonuçta hiçbir şey gerçek değildi. Her şey bir oyundu, öyle değil mi? Evet, başta öyleydi. Artık mutlu ol istiyorum. Çünkü fazlasıyla hak ediyorsun. Rüya gibi. Gerçek olamayacak kadar güzel. Ben her şeyin gerçek olmasını istiyorum. Ben bazen düşünüyorum. Hikayemiz farklı bir şekilde başlasaydı. Sen ve ben başka şekilde tanışabilseydik nasıl olurdu acaba? Ben Orhun. Ben de Hira. Oğlumun kendi soyadını bırakıp gitmesine müsaade edemezdim. Hatanı anlayıp telafi etmeye çalışman beni memnun etti anne. Madem sen bu kadar önemli bir adım attın, ben de büyük bir geri adım atıp
soyadımı taşımaya devam edeceğim. Aklı başında bir karar aldığına sevindim. Hatta bununla kalmayıp o çok sevdiğin kıymetli soyumuzun devamını da getireceğim. İçin rahat olsun. Hemen bana mail at bakayım. Korkuttun beni Eda, ne yapıyorsun burada? Nasıl becerebiliyorsun bunu? Söylesene. Gerçekten merak ediyorum. Neden bahsediyorsun? Herkesi tek tek etkin altına almayı nasıl başarıyorsun? Önce Orhun, sonra Nurşah, Ali, en son Afife teyzeyi bile ele geçirmeyi başardın. Ben kimseye bir şey yapmadım. Hadi oradan. Doğruyu söyle bana. Büyü mü yapıyorsun? Afrika'da öğrendiğin şeyler mi bunlar? Çünkü başka türlü mümkün değil. Konağa gelmen, Orhun'un karısı olman başka türlü mümkün değil çünkü. Söylesene. Orhun'u asıl hak eden bendim. O benim olmalıydı Orhun. Ben onu çocukluğumdan beri seviyorum. Anlıyor musun? Çocukluğumdan beri seviyorum ben onu. Sonra sen geldin. Sen geldin ve her şeyi mahvettin. Eda, sakin ol lütfen. Hadi ama çöl faresi. Hadi. Naz yapma. Anlatsana. Hadi anlat. Anlat. Anlatsana bana. Nasıl bu kadar kör edebildin Orhun'un gözünü? Nasıl bağladın onu kendine bu derece? Çöl sıcağında, kum fırtınalarında, çadır odalarında mı geliştirdin bu marifetlerini? Hadi anlatsana. Eda yeter. Kendine gel. Çöldeki sahiplerim böyle şeyler mi öğrettiler sana? Bir erkeği nasıl baştan çıkarabileceğini onlardan mı öğrendin? Sus artık! Yeter dedim sana. Neden yapıyorsun bunu? Canımı acıtınca elini de geçirecek. Seni var ya öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Öldüreceğim. Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıy
biliyor musun? Delirttin beni. Neler biliyorum sen? Neler için elimden kimse kurtulamaz. Derhal bu münasebetsizliğe son verin. Eda, dur. Eda. Eda. Güverteceğim onu. Sanıyorsun sen? Ha? Karın. O başlattı. O bana tokat attı. Herkes sakin olsun. Neler olduğunu baştan anlatın. Lüzum yok. Perihan Hanım ve Eda derhal bu konaktan gidiyor. Derhal Perihan Hanım ve Eda'yı yeni evlerine götür. Hemen eşyalarını toparlatıyorum. Eşyaları sonra alırlar. Arabanız hemen hazır olur. Siz de vakit kaybetme. Beğendin mi yaptığını? Sayende kovulmanın dibini gördük. Arımı kaybettim ben. Annemi de kaybettim. Her şeyi kaybettim ben. Anne, ben her şeyi kaybettim. Anne, ben artık kocaman bir hiçim. Ben kocaman bir hiçim artık. Kocaman bir hiçim ben artık. Ha? Tamam anneciğim, tamam. Tamam. Hadi biraz odaya geçip sakinleşelim. Hadi. İyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu? İnanamıyorum Eda'nın yaptıklarına. Akıl alır gibi değil. Ama neyse ki iyisin. Hadi sen birazcık dinlen. Ben de odama gideyim. İhtiyacınız olursa odamdayım. Yalan değildi. Gerçekten vurdum onu.
diyerek yapmadım ama. Çok zorladı beni. Yoksa kimseye bile isteğe zarar vermem ben. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Her türlü hakarete, eziyete katlanabilirim. Ama namusuma laf ettirmem. Onu da biliyorum. Beni de bıçaklamıştın. İsteyerek yapmamıştım. Hak etmiştim. Az bile yaptın. Olmayacaklar. Bir daha asla yüz yüze gelmeyeceksin onunla. Biliyorum. Biraz dinlenip kendine gel. Sonra da akşam için hazırlan. Ben de en az senin kadar heyecanlıyım Aliça. Çünkü benim için de ilk olacak. Sen de ilk defa yatabileceksin. Evet, hazırsanız çıkabiliriz. Gel bakalım. Alo. Anladım. Sorun büyük o zaman. Peki ne kadar vaktimiz var? Tamam. Ayarlayacağım. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bolu'daki fabrikada üretimde sorun çıkmış. Çok önemli bir şey mi? Çok değil. Ama halledilmesi gerekiyor. Ve benim başlarında olmam lazım. Bu yüzden bir iki gün Bolu'da olacağım. Sana da söz vermiştim Aliço, biliyorum ama. Başka zaman gideriz değil mi Aliço? Peki. Şöyle yapıyoruz. Planı iptal etmiyoruz. Bu gece Oyat'a gidilecek. Musa sizi götürür. Ama sen olmayacaksın. Döndüğümde beraber de gideriz. Söz. Sorunu hemen çözersiniz inşallah. Çözülür. Aklım bende kalmasın. Önce sizi geçireyim, sonra yola çıkarım. Musa! Önce yemeği güzel güzel yeriz. Sonra Deniz tam ortada yatı durdurur. Uzanıp gökyüzünü bakarız, yıldızları seyrederiz. Güzel olur mu Aliço? Evet. Düğmeni çevirme ister misin? Evet, istiyorum. Tamam o zaman, ama yavaş kullanacaksın. Düğmeni hızlı hızlı çevirmeye yapmayacaksın.
Yoksa dalgaları bize sallar, sonlara sallar. He? Tamam, hallederiz şimdi. Müsait bir yere arabayı çeker misin Musa? Tabii. Gel bakalım. Ben arkamı döneceğim. Sen rahat et. Tamam mı Aliço? Bitti mi? Aliço, duymuyor musun beni? Aliço, bitti mi? Bak dönüyorum. Aliço. Aliço. Aliço, beni duyuyor musun? Ses ver. Korkutma beni. Aliço. Musa. Ha? Musa gel. Ne oldu kardeş? Aliço yok. Nasıl yok? Az önce buradaydı. Rahat etsin diye arkamı döndüm ama sonra bir baktım yok. Tamam kardeşim. Panik yok hemen. Nereye gidecek ki? Buralarda bir yerdedir. Kim bilir hangi botunun böceğin peşinde takıldı. Buluruz şimdi. Aliço! Aliço! Bak, ikiye ayrılırsak daha çabuk buluruz. Ben bu taraftaya bakacağım. Sen diğer taraftaya bak kardeşim. Tamam. Tamam. Aliço! Panik yok. Aliço! Boş. Çok ararsın. Beni konaktan göndermekle kurtulabileceğinizi sandınız öyle mi? Cehennemin dibine bile gitsem seni de yanımda götüreceğim çöl faresi. Rahat huzur vermeyeceğim sana. Aliço! Aliço! Aliço, neredesin? Ses ver! Aliço! Allah'ım! Allah'ım, nerede bu çocuk? Yer yarıldı, içine girdi sanki. Aliço! Aliço, beni duyuyor musun? Aliço! Aliço! Aliço. Rüya mı bu?
Aliço? Aliço iyi ve güvende, merak etme. Valla aferin sana Aliço. Sinyalı tam zamanında aldın. Konuştuğumuz gibi. Dalgalar bir sağ bir sol bizi sallar. Dediğim anda hemen girdin tuvalet mevzuna. Biraz korktu ama geçir neyse ki. Geçer tabii. Dert etme sen. Görevimiz tamamladığımıza göre artık yata gidip dalgalara boyayabiliriz Küçük Bey. Hadi bakalım. Hira Demirhan'la. Benimle gerçekten evlenir misin? Benimle gerçekten evlenir misin? Gerçekten evlenir misin?